Artık hepimiz, vatandaş, devletimiz, belediyemiz, herkes bilinçlendi, öğrendiğini zannediyorum. Bundan sonra ne gibi hatalar yapmamamız lazım, neler yapmalıyız ki Allah korusun bundan sonra acılar duymayalım, hissetmeyelim. Sayın Valim, kısa bir bilgi vermek gerekirse biz Bolu'da 17 Ağustos depremini çok şiddetli şekilde yaşadık. Bu depremin artçıları devam ederken biz Bolulular ve Düzceliler adeta ikinci depremi korkuyla bekliyorduk. Korktuğumuzda 12 Kasım akşamı saat 18.57'de başımıza geldi. Gerçekten çok büyük bir depremdi. 7.2 büyüklüğünde bir depremdi. Her ne kadar kayıtlara Düzce depremi olarak geçtiyse de aslında o depremden en çok etkilenen Bolu ilimizdi. Çünkü deprem kaynaşlı da olmuştu. Fay yırtığı da doğuya doğru olduğu için depremin buradaki ivmesi Düzce'den çok daha yüksekti. Bizim şansımız Bolu'daki binaların kurallara daha uygun yapılması Düzce'ye göre. Bir de Bolu'daki zeminin Düzce'ye göre bir nebze iyi olmasıydı. Ama buna rağmen çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii Sayın Valim şunu da ifade etmeliyim. 1998'den sonra yapılan, ki o zaman henüz 1 yaşında olan yapılarda bir hasar yoktu. Çünkü 98'de yönetmelik değişmişti. O yönetmeliğin üzerine birkaç kez daha yönetmelikler değişti. Bu yönetmeliklerin tamamı binaların daha güçlü hale getirilmesine dönüktü. En son Ocak ayında yeni statik yönetmeliği de yürürlüğe girdi. Yani kurallara uyduğumuz takdirde, bu yönetmeliklere uygun yapılar yaptığımız takdirde Bolu'daki binaların öyle artık 7 büyüklüğündeki yeni binaların bir depremde yıkılması mümkün görünmüyor. Bugün maalesef 48 vatandaşımızı kaybettiğimiz, efendim 14 bin üzerinde binanın hasar gördüğü ya da yıkıldığı ve aynı zamanda 400'ün üzerinde vatandaşımızın yaralanmış olduğu, bunun ötesine tabii ki Düzce'deki hadiseleri saymıyorum, Bolu olarak yaşamış olduğumuz afetin 20. yıl dönümünde yaklaşık bir saat öncesinde bir arada bulunuyoruz. Öncelikle Cenab-ı Hak bir daha böyle afetleri ne bize ne bir başkasına yaşatmasın temennilerimle konuşmalarıma başlamak istiyorum. Cenab-ı Hak inşallah bir daha göstermesin. Tabii biraz önce bahsedildi. Deprem bu memleketin bir gerçeği. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bunu hepimiz söylüyoruz. Ama uygulamada maalesef istediğimiz seviyeye ulaşmış değiliz. Bununla beraber şunu iddiayla söyleyelim ki 1999'dan bu yana hem devletimiz, hem milletimiz, hem belediyelerimiz, hem yöneticilerimiz, kısacası herkes, hem de vatandaşlarımız çok ciddi şekilde bir ilişkilerin içerisinde. İnşallah bu artarak devam edecektir. Hayırlı olsun. Antalya, iyi akşamlar. Tekrar. Antalya, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Şu an polisler çıktı, hareket halinde caddede. Kesme ayırma malzemesi, demir kesmede bölümler ikiye ayırmalı. 10.000
قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم